Merhaba arkadaşlar. Yine bir War Thunder videosuyla karşınızdayım. Uçağımız gördüğünüz gibi F-89D. B değil D. B'den farklı olarak aynı uçak ama yani hemen hemen aynı uçak diyelim. 7.0 BRS ile mühimmatı farklı. Kanatlarında taşıyor o mühimmatı. Şöyle diyeyim, 104 tane Mighty Mouse roketle 16 tane HEVAR yani ısı roketi taşıyoruz. Bu da bizim bir üssü rahatlıkla götürebileceğimiz ve ikinci üsse de birazcık zarar vereceğimiz anlamına geliyor. Yani bu uçakla savaşçılık da yapmak mümkün. Yani bombardıman uçaklarını da peşine düşmek mümkün. Ama ben bu sefer burada bu Berlin haritasında üst yok etme hedefiyle yola çıkıyorum. Ve yakıtımızı birazcık arttırdım. Çünkü afterburner'larımız olduğu için yani bu rakam 28 dakikalık bir rakam anca yetiyor. Deneyimlerine sahip. Şöyle bakıyorum bakalım bir bizim üzerimizde uçak var mı diye şöyle gözlemledim ama görebildiğim kadarıyla çok yok. Bir F-80 var, o da zaten aşağı yukarı bizimle aynı. Yani çok üst seviye uçakların içine düşmemiş olduğumuz anlaşılıyor. Ben burada tabii kalkışta bu uçaklar B'de aynı durumda. Hemen hızlanamıyorlar. Bu da zaten havada başlamış olan o AD-4'ü koştura koştura ve AD-1'in üst yok etmeye gittiği anlamını taşıyor. Ama 4 tane üst var. Onlar yok edilip bitince de bir süre sonra yeni üstler tekrar çıkıyor Allah'tan. Yani umarım. Şimdi ben dikkat ederseniz gürültü düşüş yapıyorum şu an. Çünkü bir an evvel hızıma kavuşmak istiyorum. Şimdi ben son hızıma ulaştığımda bu maçta benden daha hızlı bir uçak olacağını sanmıyorum. Yani bizim şeyde belki A80 bize yakın bir hıza gelebilir. Ama işte karşı tarafta da dalarak gelecek olan pervaneler olacaktır. Ama onlar da benim hızıma yetişemeyecekler. Lakin işte burada çıkmak birazcık zaman alıyor. Şu anda 650 km'deyim görüyorsunuz. O hız sorunumu çözdükten sonra yükselmeye başlayacağım birazcık. Yani bombardıman alacak olsaydım yüksek irtifaya çıkardım ama çok benim şu anda yükselmem gerekmiyor. Benim dikkat etmem gereken iki şey var. Bakın karşıdan bir J-288 premium uçak geliyor. Onu afiyet çeker indirirdik ama işte dediğim gibi silah yükü buna müsait değil. Haritada görüyorsunuz o maviyi. O mavi işte A2-D1 ve koştura koştura varmak üzere oraya. Dolayısıyla bana nasip olmayacak orası. Yine etmenin de bir anlamı yok. Ha, o şey ama zaten kendi bombalamasına gidiyor. Evet, gördüğünüz gibi yok etti. İkinci üste yöneldi. Şimdi onu da yok edecek. Benden çok daha iyi çünkü ama ben şu anda ulaşmaya çalıştığım hızın neredeyse tamamına yakın bir hıza ulaştım. Evet, benim yine de istediğim kadar hızlı olayım ki onun hızını bilmiyorum bu arada. Ben paşa paşa bir sonraki hedefe kendimi çevireyim. 1,5 hedef kalmış zaten ama ben zaten şu karşımdakini ancak yok ederim. Kişiler kalırsa da elimde öteki hedefe gider, onları da oraya atarız. İçeri girdim çünkü içeride hedefleme yapmak çok daha kolay. Yani en azından bana öyle geliyor. Bakın Mighty Mouse'larımız. İşte bu hızı azalt olayı tehlikeli ya. Yapamıyor. Evet, çok güzel bir elimizde kalan yükle diğer tarafa gidiyoruz. Bakalım o S80 oraya mı? Koştu yok, onu koşmadı herhalde ama. Tamam, o benim o yani.
Bir SK-60 geliyor. O gelsin bakalım. O gelene kadar ben bu işi de halledeyim de. Kalan şeylerini. Hop. Evet, harika oldu bu. Bakın, arkadaş geliyor. Bana ateş ediyor. Tabii ki tutturamam, o hızda sen geleceksin de. Bana tutturacaksın ve döneceksin de bana yetişeceksin. Senin hızının benim kadar olmadığını ben zaten biliyorum. Ben şimdi bakın düz bile uçmuyorum yani. Resmen dalga geçiyorum adamla. Şimdi haritada üstümüze doğru döneyim. Çünkü ben bir an evvel inip tekrar ikinci bir sortu için silah almam lazım. O SK şu bakın 5 kilometre arkada kaldı. Ben, bir de hala bana beni hedefliyor. Hedefle sen hedefle tabii, oldu. Görüşürüz. Şu an aşırı düz uçuşta bir aşırı hızlıyım. Üçüncülük bende 1164 puan. Bir buçuk üstte 1164 puana ulaştık. Ama bu kafi değil. Ha, bu arada gerek bu üsleri yok etmemiz sebebiyle gerekse diğer faaliyetlerden dolayı bakın yukarıdaki ticket bizim lehimize şu anda. Yani burada biliyorsunuz ana amaç oyunu kazanmak. Yani oyunu kazanmanın da yollarından bir tanesi karşı tarafın bütün uçaklarını bitirmek ya da ikinci yolu karşıdaki şey yukarıda gördüğünüz o ticket dediğimiz bilet diye tercüme edebileceğimiz olayı bitirmek. Hangisi önce tükenirse bakalım bizim takım arkadaşları ne yapacak. Bu uçağın en sevdiğim bir özelliği de bu fren mekanizması mükemmel. Harika bir fren mekanizması var. Gazı tamamen kapadım. Frenlerini de sonuna kadar açtım. İşte ineceğiz diye uğraşıyor. Daha tekerleri bile açamıyorum. Açsam koparlar daha çok yüksek süratimiz. Ama artık açılacak hale geldi gibi evet açabiliriz. Es kazasız belasız açtık. Ve de kazasız belasız teker koyduk piste. Artık iş kaldı durmaya. Bu bereket neden yer hedefleri uğraşıyor ki çok iyi. Sen avcısın. Çok avla kardeşim. Hayret bir şey ya. Şimdi neyse onların bu arada tabii öyle dediğime de bakmayın. Çok iyi bir iş yapıyorlar. Yani bir enzam oyunu kazanmak isteyen benim gözümle baktığınızda o yaptıkları yer hedeflerini vurmaları o karşı tarafın o ticketlerini bakın nasıl hızlı eritti. Yani gerçekten güzel iş yaptılar. Arkadaş da o yer hedeflerinden bir sürü yok etmiş. İkincilik onda görüyorsunuz. Şimdi ikmal yapıyoruz. Henüz haritada yeni hedef yok. Yani belirmesi lazım diye umuyorum. Umarım belirir. Evet, hazırız. İkinci sortu için yola çıkıyoruz. Bismillah dedik, yola çıktık. Evet. Hadi ha gayret. Bakın roketlerinde Mighty Mouse seçili bir yanında 8 geliyor. Dikkat ettiniz mi? Ben bunun nasıl ayarlanacağını bilgi videolarının birinde göstermiştim. O 8 şu demek. Ben ateşleme yani ikinci silahlarda Mighty Mouse'lar ya da işte roketler seçiliyken her bir ateş tuşuna bastığımda 8 tanesini birden fırlatacak demek. 16'ya kadar çıkıyor. 16 da fazla. Çünkü hepsini bir anda ateşlemek de istemiyorum roketlerin. 16 desem saatim olması daha zor. Bugün hedefler çıktı bu arada. Çıkmaya devam ediyor. 3 tane çıktı şu ana kadar. 3 hedef belirdi. Neyse. O 8 sayesinde bir basışta 8 tane roketi birden hızlıca atabileceğim. Yani bu da benim hızlıca hedefe roketleri göndermem anlamına geliyor. Bizim takım şu an 3-5-5'e karşıyız. 5'e bizden 2 uçak fazlalıkları var. Evet bakın. Şimdi o TA-152 dalışı mükemmel bir uçaktır o. Bana göz kırptı. Beni seçti hedef olarak. 5 kilometreden aklımca hiç, masum masum uçan bana karşı gelmekle meşgul.
Ben tabii daha henüz tam son süratime de çıkamadım bu arada, ama 700 kilometre bayağı iyi bir hız. Hızlanmaya devam ediyoruz. O da gelmeye devam ediyor. Bakalım nasıl olacak. Başarabilecek mi acaba? Bakın hızla yaklaşıyor. Hızla yaklaşıyor. Benim de hızım 150'ye çıktı bu arada. Şimdi arkama geçti. Arkamdan geçerek ne olacak? Büyük hata bu arada. Tepemden nasıl bir şansı olacak. Aa, ne kadar ilginç. Aramızdaki mesafe açılıyor. Neden acaba? Bir umut aşağı kadar indi. O son şeyini kullanmak için, enerjisini kullanmak için, ama işte ben jet uçağım. Afterburner olan. Sen TA-152 olsan dahi bir şey olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm. Göz kırpıyor hala. Kırp tırp tırp kırpabilirsin. Yukarıdaki etiketlere de dikkatinizi çekiyorum. Yani bu maçı alma ihtimalimiz kuvvetle muhtemel bence. Bu bereket de Allah razı olsun yardımcı oluyor bu konuda. Şimdi bu üste ilk roketleri salladım. Evet, ikinci grubuna gönderdim. Lokma da attım. Onun ikinci attığım son lokma biraz fazla oldu açıkçası. Şimdi elimde sadece ısı roketlerimiz kaldı. Bu da beni 1953 puanla yükseltti. Dikkatinizi çekiyorum. Ve maçı da almamıza artık çok az kaldı kütle anlamında. Şimdi şu son kalan roketlerimizi yenecek halim yok tabii. Onlara da gideyim üstü atayım. Puan puandır. Tamam. Çok fazla bir şey yapamayız ama zaten tıkıtlarını azıcık azaltmış oluruz. Bir lokma daha olsa. Ve bir lokma daha olsa puan almış oluruz. Evet. Bir gıdım daha zarar verdik arkadaşlara. Şimdi artık üstüne geri döneceğiz. Yapacak bir şey kalmadı. Hornet arkamdan yetişmeye çalıştı bu sefer. Ve ateş ediyor. Bakalım. Hep bakalım. 2 kilometreden burada göreyim. Spitfire geliyor. Bir de o denesin şansını. Herkes bana yazıyor. Çok güzel. Demek ki bizim takımda kimse kalmadı mı ya? Herkesin gücü bana mı yetiyor ya? Evet. Spitfire'cık da maalesef bir şey yapamadı. Ben zaten şu anda bayağı bir hızımı almış vaziyetteyim. Görüyorsunuz takımda şu anda benden başka kimse yok. 1'e karşı 4 galiba, değil mi? 1, 2, 3, evet 1'e karşı 4 şu an. Ama dediğim gibi ticketlerden kısmetse kazanacağız. Şimdi ben tekrar ikmalimi yapayım. Ticketler bitmezse bir üçüncü sefere devam ederiz. Biterse de zaten kazanmış olacağız. Arkada bir tane pist var ama aşağıda hatırlıyorum. Biliyorsunuz eski geçmiş deneyimlerim bana oralara ünit var yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğretti. Şimdi gazı kestim. Ve inmeye çalışacağım ama muhtemelen üçüncü sefer herhalde yapamayacağım gibi bir hisse kapalım. Şu maçı kazanmak üzereyiz. Ama bunda o Berket'in büyük bir emeği var, onu söylemek zorundayım. Şu gördüğünüz hareketi yapmasam mümkün değil. O pisti benim inecek hızımı azaltabilmem. Ha gayret, maç bitti bitiyor. Ne sinir bozucu bir şey için onlar için. 4'e 1 üstünlükleri var ve maçı kaybediyorlar. Piste indik ama maç da bitti. Evet, sizi skor tablosuyla baş başa bırakıyorum. Ne getirisi elde etmişim lütfen dikkatle bakın. Hem deneyim olan hem de Gümüşhastan olarak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.